Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, izhar derslerinden mamulu mensubatlardan devam ediyoruz. Ve sabiu et temyizu. Mamulu mensubatların yedincisi temizdir. Ve huve temiz nedir arkadaşlar? Ve huve o öyle bir şeydir ki yer el ibhame kapalılığı kaldırıyor. Neden ibhamı kaldırıyor? Kapalılığı kaldırıyor anzatin mezkuretin zikredilen bir zattan kapalı kaldırıyor. Tam metin bir de o tamdır. Peki ne ile tamdır? Bir ahadil eşya il hamseti. Şu biraz sonra sayacağı beş şeyle tam olan zikredilen bir zattan kapalı kaldırıyor. Vakas sebeka onlar geride geçti. Ev mukadderetin yani mukadder olan bir zattan mukadder olan bir nispetteki kapalılığı kaldırıyor. Fi cümletin cümlede nahvu tabe zeydun ne bakımından nefsen tabede bir kapalılık yok. Zeyd'de de bir kapalılık yok arkadaşlar. Ama zeyde nispet edilen bir dıyıp var. Ha, acaba zeyt hangi açıdan güzel oldu, hoş oldu? E, nefsen kelimesini getiriyorsunuz ve onunla o kapalılığı gideriyorsunuz. Ey dabe şey u zeydin. Aslında şöyle tefsir etseydi daha güzel olurdu. Ey dabe nefsu zeydin. Zeydin nefsi güzel oldu. Ev yahut da ma da ha ha veya şibi cümledeki bir kapalılığı gideriyor. Nahu El havdu mumteliun. Havuz doludur. Ne bakımından, ne ile doludur havuz? Maen derken bu mumteliun ismi faildir. İsmi fail şi bir cümledir arkadaşlar. Bu mumteliun kelimesindeki kapalılığı ma kelime ise, kelimesiyle gidermişiz. Vel ardu mufecceratun yer fışkırtılmıştır. Ne bakımından? Uyunen. Pınar. Göze olarak. Yani yerin gözeleri böyle fışkırtılmıştır. Burada uyunen kelimesi temizdir. Ve zeydun tayyibun. Eben. Zeyd baba olarak iyi biridir. Ve ubuveten. Zeyd'in babalık vasfı güzeldir. Ve daren Zeyt güzeldir ama ev bakımından güzeldir. Bunlar hepsi arkadaşlar temizdir. Ve yani hasenun yani zeydun hasenun zeyt güzeldir. Ne bakımından? Vechen yüz bakımından. Ve eftalu min amrin zeyt amırdan daha faziletlidir. Ne bakımından? İlmen ilim bakımından. Evfi idafetin yahut da izafetteki bir kapalılığı gideriyor. Nahu a'cebeni tibuhu. A'cebeni beni şaşırttı tibuhu onun güzel olması, hoş olması ne bakımından eben ve ubuveten baba olması ve da babalık vasfıyla beni şaşırttı. Ve hada temyizu bu vermiş olduğumuz örneklerdeki temizler fa'ilun fil mana mana bakımından faildir. Felihada bundan dolayı fail manasında olduğu için aslen fail olduğu için felihada la yetekaddemu ala amilihi amilinin önüne geçemez. Çünkü fail amilinin önüne geçemez. Ve temyizu la yekunu illa nekreten temyiz ancak nekire olur. Marife olmaz. Ve saminu el müstesna mamul mensubun Sekizincisi müstesnadır. Vahve nev'ani nev'ani bunlar da iki nevidir. İki türdür müstesna. Muttasılun bir de munkate vardır. Muttasıl nedir? Vahve el muhracu an mutaaddidin yani sayılan bir şeyden çıkarılmış. Mezkur olan bir şeyden çıkarılmıştır. Bi illa ev ihta illa veya illanın kardeşleri vardır onlardan herhangi birisiyle bunu devre dışı bırakıyorsunuz ve munkatun yani bir de istisnayı munkatı vardır ki vahva el mezkuru badaha yine bu illa veya illa'nın kardeşlerinden sonra zikredilmiştir ama gayra muhrecin an mutaaddidin yani buradaki müstesna müstesna min'den değildir. Vel müstesna mensubun müstesna mensup olur ne zaman İde kana ba'de illa illadan sonra olursa ama olla illa gayri sıfatı sıfat olmayacak. Fi kelamin mucebin tammin kelam müspet olacak ve tam olacak. Müspet yani menfi olmayacak, istifam olmayacak, nehi olmayacak. Tam olacak yani müstesna min mezkur olacak. Nahvu caeni el kavmu kavm geldi kavm geldi. İlle zeyden, zeyd müstesna. Yani topluluk geldi ama zeyd gelmedi. Burada kelam müspettir. Müstesna min zikredilmiştir. İlla burada arkadaşlar istisna edatıdır. Zeyd müstesna minhtir ve mensuptur. Ev mukaddemen alel müstesna minhu. Müstesna, müstesna minhin önüne geçerse yine mensup olur. bu örnek. Ma ca'eni illa zeyden ehadun derken Burada illa zeyden zeyd kelimesi müstesnadır. müstesna muttasıldır arkadaşlar. Ve müstesna minhin önüne geçtiği için burada mensup olmak durumundadır. Ev munkati an munkati olursa müstesna munkati olursa yine mensup olur. Nahu el kavmu kavim geldi illa himaren. Himar yani uzun kulak müstesna Buradaki himare kavimden bir cüz olmadığı için burada e, illa lakinle manasındadır ve mensup olmak durumundadır. Evkane bade bâde halâ ev adâ. Müstesnamız halâ ve adadan sonra gelirse fil ekferi çoğunlukla mensup olur. Ev yahut da ma halâ ve ma ev ma adâ. Yani bizim müstesnamız ma halâ ve ma adadan sonra gelirse mensup olmak zorundadır ev leyse ev la yekunu. Leyse ve la yekunu'dan sonra gelirse de mensup olmak zorundadır. Ve yecuzu fihi en nasbu alel istisnai. Ee, bir başka kısım var müstesnanın arkadaşlar. Burada müstesna olmak üzere mensup olabilir. Ve yuhtaru el bedelu. Bedel olması tercih edilir. Nerede? Fi kelamin ama gayri mucebin. Kelam müspet olmazsa vel müstesna minhu mezkurun artı bir de müstesnamin zikredilecek. Nahvu örneğimiz ma ca'eni el kavmu kavim gelmedi illa Zeyden de diyebiliriz ev illa Zeydun da diyebiliriz. İlla Zeyden dersek istisna üzerine nasip etmiş oluruz. İlla Zeydun dersek bedel yapmış oluruz. Artı müstesnanın başka bir pozisyonu var arkadaşlar ve yu'rabu ala hasabil avamili amillerin gerektirdiği şekil üzere yaraplanır. İza kana'l müstesnamin minhu gayra mezkurin. İstisna e, istisnai müferrah olursa arkadaşlar yani müstesna minh zikredilmezse o zaman amil neyi gerektiriyorsa müstesnayı ona göre yaraplandırırız. bu örneğimiz ma ca'eni illa zeydun. Burada müstesna minh zikredilmemiştir caeni mefulu mefulunu aldığı için fail istiyor kendisine. Burada illadan sonraki gelen ismi amil. Ref istediği için ref amelini veriyoruz buraya. Ve mahfudun ba'de gayrin ve siwan ve suan ve siwa ve siwa'in ve sawa'in bu kelimelerden sonra gelirse müstesnamız mecrur olur. Ve haşa fil ekleri. Haşa kelimesinden sonra gelirse de çoğu zaman mecrü olur. Çünkü haşa harfi cerdir. Ve ada ve hala. Ada ve hala kelimelerinden sonra gelirse de fil akalli e, çoğu zaman mensup olur ama bazen de mecrur olabilir. Bunlar da e, harfi cer olarak kabul edersek mecrur olur. Ve aslu gayrin burada gayr kelimesiyle illa kelimesini bir mukayese edecek arkadaşlar. Ve aslu gayrin gayr kelimesinde asıl en yekune sıfaten gayr kelimesi sıfat olarak kullanılır. Ve yuhmelu ala illa bazen illaya hamledilir. Fil istisnai yani müstesna olması hususunda illaya hamledilir. Ve yu'rabu ki arabil müstesna ve dolayısıyla Müstesna'nın irabı gibi i'rablanır. Gayr kelimesi çünkü gayr i'rabı kabul eder. Onun için i'rabı ona veririz ama illa harf olduğu için i'rabı kabul etmiyor. İlladan sonraki gelen isme veriyoruz. Ke, e, evet. Ve yu'rabu ke yarabul müstesna bi illa ale tafsili. Yani gerideki tafsilata göre e, eğer gayr kelimesini istisna için kullandıysak o illadan sonraki gelen isme hangi irabı veriyorsak buna bu gayr kelimesine o irabı vereceğiz. Ve aslu illa el istisnau illada da asıl olan istisna için kullanılmasıdır. Ama ve yuhmelu ala gayrin fi sıfatı bazen <laughs> bazen arkadaşlar sıfat olması hususunda gayre hamledilir ve gayrin yerinde kullanılır. Ne zaman ama böyle yapılır? İde taazzere el istisnau, istisna mümkün olmazsa feykunu mabadi sıfaten ve o e, mabadi sıfat olur la müstesnan. Yani illa gayr manasında gayrın yerine kullanılırsa mabadindeki isim sıfat olur müstesna olmaz. nahu kavlihi Allah teala Allahu Teala Hazretlerinin kavlinde olduğu gibi lev fihima Şayet yerde ve gökte olsaydı alihatun ilahlar illallahu yani gayrullahi. Çünkü burada illa'yı arkadaşlar istisna'yı muttasıl da yapamayız. Munkati de yapamayız. Çünkü istisna yapabilmemiz için arkadaşlar e, istisna eğer kabul edersek haşa ilahların olduğu yani yam müstesnai muttasıl olacak veyahut da müstesnai munkati olacak müstesna-i de olsa, muttasıl da olsa müstesna minhin varlığını kabul etmek durumundayız. Onun için burada öyle bir şey söz konusu olmadığı için burada e, illay-ı gayr gayre hamle ediyoruz ve gayrın yerinde kullanıldığını iddia ediyoruz ki öyle bir e, problemle karşılaşmayalım. Lev kane fihi ma'alatun şayet yerde ve gökte ilahlar olmuş olsaydı gayrullahi, Allah'tan başka lefesede ta ortalık duman olurdu, karışırdı, yıkılırdı. Ey gayrullahi derken arkadaşlar burada dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.